Merhaba, sizinle yine bir kutu açılımında beraberiz. Bugün size çok güzel bir ürün tanıtacağım. Koçtaş'tan aldım. Erdal'ın gölge kesme makinesi. Bizde daha önce vardı, tanıtımını yapmıştım. Ona bakabilirsiniz ama onu iptal edin, yok sayın. Bu ürün çok güzel. Yine şöyle söylemiş olduğum gibi ben size hemen kodunu da söylemek istiyorum. Erbağ'ın Emis 25-4C diye bir ürünü. Bu ürün aldık, gölge kesme makinesi diye geçiyor. Yine size şöyle çekerim ama kullanma kılavuzunu okumanız taraftarıyım. Kutu açılımını yapacağız. Ürün de bu şekilde. Üzerinde her şey var. Ben bu üründe en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Hem lazer tizi alanı var, hem de böyle karanlık bir ortamda kesmek istiyorsanız ışığı mevcut. Zaten gölge kesme olduğu için açılarını da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıntılarını çekeceğim sizler için ama ürünümüz bu şekilde. Şimdi isterseniz hemen ürünün tanıtımına geçelim. Evet, her zaman söylemiş olduğum gibi kullanma kılavuzunu mutlaka inceleyin. Burada çünkü ürünün detayları ile ilgili her şeyi bizlere sunuyorlar. Ben kullanma kılavuzlarını çok severim çünkü hem uyarılar hem de ipuçları veriyorlar. Hem de makinenin böyle belirli yerlerini numaralandırarak hangisi ne işe yarıyor onları da bize açıklıyorlar aslında. O yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum her zaman. Şimdi garanti belgesi de var. Tabii böyle mesela uyarıları da okursanız ben birkaç tanesini çektim sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, ürünümüzün kutu açılımına geçiyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz kutu çok güzel bir şekilde. Zaten Erbağ'ın ürünleri her zaman iyidir. Kutuyu açıyoruz. Tatam, şimdi neler çıkıyor bakalım. Toz torbası var burada. Kullanma kılavuzu zaten çıkıyor. Ürünümüzün adını zaten öğrendiniz. Emis 254C. Bu toz torbası gayet de şık, güzel. Taktığınızda tozu da gerçekten içine hapsediyor. Hemen kutumuzu açalım. Şuradan tutuyoruz. Evet, makinemiz burada. Zaten şöyle açıp da makineye dokunduğunuzda hemen plastiğinin böyle kalın olmasından dolayı kalitesini anlayabiliyorsunuz. Ürünü çıkarıyoruz ve hemen incelemeye başlıyoruz. Kilidini açtık. Bu ne için? Kanatlar açılıyor. Uzun malzeme koyduğum zaman tutması açısından. Tekrar yine uzatabiliyoruz, kilitliyoruz. O aparat nedir? Yine uzun malzemeyi sabitlemek için. İki taraflı da sağlı sollu uzun aparatlar için, uzun malzemeler için. Sabit kalmasını sağlamak için. En güzel, en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de lazerinin olması, ışığının olması. Karanlık bir yerde çalışıyorsanız hem ışığı hem lazeri. Bizim mesela önceden vardı, onda lazer yoktu. Elimizle ölçü alıp çizip ona göre yapıyorduk. Ama bunun lazeri olduğu için direkt hizayı görebiliyorsunuz, ona göre kesebiliyorsunuz. Işığı da var zaten. Dediğim gibi karanlık ortamlarda ışığıyla kesebilirsiniz. Şöyle şurada da herhalde açılarım var. Tabii. Onları yazmışlar. Döndürerek istediğimiz açıda kesim yapabiliyoruz. Yine ürün sabitlemesi büyük bir güçlü yapmışlar. Aksesuarı otomatik tuş yapmışlar. Oo, süper. Kıvırmayla uğraşmak istemediğimizde bir ayar. Yine bir adet ayar alyan. Alyanı var. Var. Pratik. Pratik. Makine güçlü 1800 watt. Önceki kullandığımız makine 1300 watt'tı. Evet. Çok daha güçlü. Testeresi daha geniş. Motor daha güçlü. Biz birkaç burada deneme yaptık. Açılı kesim için
Arka pratik olmuş. Arka kısmı çekersen. Şurada. Şurada motoru var galiba. Şurada şu şekilde. Pratik hemen esnetip açılı kesme için. Şu kısım. Açılı için. Tamam. Şöyle göstereyim. Bir kere daha yapar mısınız? Aynen. Açılı düz kesim. Peki bu tarafa yatıyor mu? Yok. Tek taraflı. Tek taraf. Çünkü soruyorsunuz, o yüzden sordum ben de. Burada da bakın açıları verilmiş. Ayarı buna göre yapılıyor. Zaten ucunda şöyle ok işareti gibi kırmızının olduğu yer var. Oradan kaç derece istiyorsanız ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Şurada da bunu mu çeviriyoruz? Evet. Bu ne işe yarıyor? Ya yine onu çevirmek ve bunu çevirmek açılı, arasında... Yine açılı kesim. Ha, ister oradan ister dik, buradan. Dik açı, yan açı tabii. Hı hı. Şunun alt vidasını fazla sıkmışız, döndüremiyor. Mandallı olmaları, bir de ürün kalitesi, plastiği falan çok sağlam, güzel. Kesinlikle. Bu arada ağır, şunun materyali biraz falan da çok iyi. Kulakların açılıyor olabilmesi çok iyi. Dediğim gibi ışık ve lazer çok çok iyi. Şöyle markayı da göstereceğim. Erbaur'un zaten. Gölge kesme makinesi. Tors emme aparatı. Çıkarırken döktük. Aynen. Tozu da buradan çekiyor. Yani etraf toz olmuyor. Biz şu anda batırdık ama. Güzel. Şöyle bir makine. Güçlü bir makine. Güçlü bir makine. Aynen. Kesimleri de mükemmel. Parke yapanlar, çıta yapanlar için birebir. Kesildiğinde de bakın pürüzsüzlüğüne böyle oluyor. Bakın hiç çapak falan yok. Dümdüz. Jilet gibi kesiyor vallahi. Ürünü anlattım ama ben şöyle yine detaylarını size göstermek istiyorum. Çünkü kalitesini, malzemesini birebir yakından daha böyle net olarak görmenizi de istedim açıkçası. Ben bu tarz elektronik cihazlarda aksesuarlara bayılıyorum. Ne kadar detay ve böyle aksesuar koydukları zaman hoşuma gidiyor. Küçük nüanslar tabii her zaman herkesi mutlu eder aslında. Burada da size zaten göstermiş olduğum gibi mengenesi, mengenesin içindeki alyanıdır. Hepsini gösterdim. Açıları yine göstermiştim size. Çok biz kesim yaptığımız için tozlanmış. Açıları buradan görebiliyorsunuz. Hem dikeyinde hem yatayında görebiliyorsunuz. Parlaklığından dolayı da oralara da açılar vermişler. Yine lazeri böyle elimle de bir kez daha göstermek istedim sizlere. Işığı da zaten hoşuma giden, kaç kere söyledim bilmiyorum ama avantajlarından, özelliklerinden bir tanesi. Yine dediğim gibi bazı plastikler böyle elinizde kalacakmış, kırılacakmış gibi olsa da bununki çok çok sağlam. Zaten baktığınızda da görüyorsunuz üstündeki düğmeleri de, toz torbasını da, hepsini detaylı bir şekilde çekip görmenizi istedim. Şuradan lazer açılıyor. Altta. Lazeri görebiliyor musunuz? Bakın. Keserken. Evet. Şurada da ışığı. Işık ve lazer. Bu ışık ve lazer olayına bayıldım zaten. Yine ister buradan ister buradan tutabilirsiniz. Mandallı zaten. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Burada sağlam yapmışlar bence. Hem kanatlarının açılıyor olması hem de sabitleme aletlerinin olması güzel olmuş. Ben bu ürünü beğendim. Şu arkadaki mandal var yine. Bana yapıyorsunuz. Toz buradan emiliyor. Çok güçlü olduğu için bayağı da toz alıyor değil mi? Bütün şeyi oraya alıyor. Tozu. Evet. De ağır bir makine, oturaklı. Evet, sağlam yani, şöyle tuttuğunuzda zaten şey, kaliteli bir plastiğinden falan hissediyorsunuz, güçlü. Başka da anlatabileceğimiz bir şey yok. Burada motorunun olduğu alan var. Şu düğme nedir? Düğme bıçak mu? Değiştirmek için. Ona basıp bıçağı sökmek, şurada, değiştirmek, evet, için. Aynen. Burada. Kolaylık olsun diye. Aynen.
Peki şu çıkabiliyor mu plastik olan? O koruma. Koruma. Tabii bağ, isterse çıkar. Aslında çıkıyor ya. İstediğinde çıkabiliyor o zaman. Çıkar ama çıkarmamak daha güvenli. Şimdi anlatabileceklerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için hoşunuza gidecek bir ürün tanıtımı olmuştur. Bu tarz içerikler istiyorsanız aşağı yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Bu tarz içerikleri seviyorsunuz. Yorumlarınızın her birini okuyorum, emin olabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere de cevap vermeye çalışıyorum. Yine soracağınız sorular olursa aşağı yorum olarak yazarsanız sizlere bilgi veririm. Ürün kalitesi çok güzel, plastiği çok güzel. Ben bayıldım. Şöyle bir test ettik. Biraz yüksek sesle çalışıyor ama güzel. Alırsanız aşağı yorumlarınızı yazın. Yine dediğim gibi sorularınızı cevaplayabilirim. Erbağ'ın bu ürününü eğer almak isterseniz bence gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kesmek istediğiniz şeyler, yalnız şöyle bir şey var. Bu ürünü alırken bir ustamla konuştum. Bana dedi ki, niçin kullanıyorsan gönye makinesini sadece onlar kes. Yani atıyorum çıta için kullanacaksanız çıta ve süpürgelik için kullanacaksanız süpürgelik, parke için kullanıyorsanız parke. Parke, çıta ve süpürgelik aslında aynı malzeme grubu içerisinde. Ama atıyorum kalın bir tahta, kalın bir ahşap kesecekseniz de ağzını, bıçağını köreltebilirsiniz. Tabii ki bıçağı satılıyor, değiştirebilirsiniz ama sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde uzun sürede kullanmak istiyorsanız bıçağın ağzını köreltmemeniz açısından aynı malzemeleri kullanmanızı tavsiye ettiler. Bugün size anlatabileceklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup aşağıya yorum bırakırsanız, bir de like'ınızı alırsam çok çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.